Şimdi lastik mevzusu her zaman merak edilen konulardan bir tanesi olmuştur motosiklet sektöründe. Yılına mı dikkat edeceğiz, desenine mi dikkat edeceğiz, hangi lastiği alacağız, hangi marka güvenilir, hangi marka güvenilmez? Her zaman böyle merak ettiğimiz, sorulan, forumlarda böyle sayfa sayfa konusu açılmış sorulardan biridir. Biz de dedik ki, tamam biz bu işi az buçuk biliyoruz. Evet, bugüne kadar deneyimledik, çalıştık, sürdük, bir kısım lastikleri öğrendik. Ama bu işi 10 hatta 20 yıla yakındır yapan birine gelelim, bu işin erbabına soralım. Bu lastik nasıl alınıyormuş, nelere dikkat etmemiz lazım? O yüzden bugün Zen Motor'dayız. Sevgili Alper Güven'e bu soruları sormaya Zen Motor'a ya da diğer adıyla Motolab'a geldik. Bakalım nasıl alıyormuşuz? Şimdi Alper abi, bir lastik mevzumuz var. Bu işin erbabı ben değilim. Şimdi çıkıp böyle lastikle ilgili internetten duyduğum bilgileri anlatabilirim. Ama ne kadar doğru olur tecrübeyle sabit? Soru işareti. O yüzden dedim ki bu işin erbabı sensin. Benim bildiğimde 17 yıldır bu sektördesin. Dedim ki sana geleyim sorayım ama sen söyle. Yani kaç yıldır bu sektördesin? Biz niye sana soruyoruz? Niye buradayız? Bize böyle bir özetlesen, hani izleyenler de dese ki ha bu adam buna dayanarak konuşuyor. Şöyle söyleyeyim. 17 yıldır bu sektördeyim. Senin söylediğin gibi. Çekirdekten yetişme muhabbeti vardır ya. Babadan devraldım. Hala da devam ettiriyoruz. Yaklaşık olarak 2012 senesinde Zen Motor olarak bizi bu firmayı kurduk. 2012'den beri de faaliyet gösteriyoruz. 2012'den beri de yaklaşık olarak herhalde 27.000 28.000 civarında burada lastik satışında bulunduk. Bir o kadar da saydın mı diyesin geldi senede. Kanka saydım, evet. Fatura diye bir şey var sanırım. Faturadan ziyade aldığımız belli, çıkışlar belli. O şekilde bakınca eyvallah. 28.000 civarında bir satışımız oldu. 2012'den beri kendi adıma konuşuyorum. 6 yılda. Yani nereden baksan her yıl, matematiğim şu an biraz sıkıştı ama 5000 lastikten biraz daha az lastik değiştirdim. Aşağı yukarı sezona göre değişiyor, evet. Eyvallah. Tam babına geldik diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Bizim hikaye de komik. Biz Alper abiyle ilk tanıştığımız zaman ben Alper abiyi sevmemiştim. Alper abiyle böyle tanışmadan ya da beraber video çekmeden önce ben Alper abiden lastik satın alıyordum. Sonra keza bu stüdyo işleri olunca yollarımız kesişti. Geldiğimiz konum burası. Hazırda demişken lastik merak edilen mevzu. Uzun dönemde herkesin kafasında mutlaka. Yani 11-15 binde motorun lastiğini istemsiz bir değiştiriyoruz. Ömrü bitiyor. Ya aslında şöyle bir durum var. Lastik dediğin mevzu şöyle. Motor ne kadar kuvvetli olursa olsun, frenin ne kadar iyi olursa olsun, motorun ne olursa olsun, altındaki lastik çöp olduğu müddetçe verimli hiçbir işe yaramıyor. Ya bu şey ayakkabı misali bir şey insan. Aynen öyle. Şimdi ben Instagram'dan birkaç soru aldım. Birkaç tane biz genel sorulan soruları biliyoruz. Buraya ben Zen Motor'a geldim. Girdim içeri. Evet. Ben lastik alacağım. Müşteri olarak mı geldin? Müşteri olarak geldim. Lastik alacağım. Büyük ihtimalle 3-4 tane müşteri tipi vardır işte. Lastiğiyle gelen, kafasındaki lastiği sabit olan ya da işte mesela adam gelir. Pilot Road 4 istiyordur. Bunu almaya gelir. Ya da benim abi MT07'm var. Ben ne lastik alayım? Böyle çeşit çeşit müşteri geliyor. Ya 3-4 tane farklı müşteri tipi var aslında. Kendi lastiğiyle gelen, daha öncesinde bir şekilde araştırmış etmiş. Bir ikincisi, konu hakkında hiçbir fikri olmayıp da gelen, abi sen bize ne öneriyorsun diye gelen var. Onun haricinde kafasında abilerinin ya da işte X bir arkadaşının kullandığı bir şey vardır, o vardır. Bu iyidir deyip de gelen oluyor. Bir de ekstra olarak gerçekten konu hakkında hani sıfır. Yani ben motoru aldım, bana lastik değiştir dediler diye geldim diyen insanlar da oluyor. Şimdi ben geldim, lastik alacağım. Göktürk'te oturuyorum. Şu an bulunduğumuz, çekim yaptığımız yerden uzakta bir mesafede oturuyorum. Evet. Ormanlık bir alan, düzgün yolu var, bozuk yolu var vesaire. Abi dedim, benim bir tane MT07'm var. Ben buna lastik istiyorum. Benim sana ne anlatmam lazım ki sen bana lastik önerebilesin? Yani birincisi, buraya müşteri zaten motoruyla gelmişse öncelikle motora bakıyorum. Sonra kullanıcı profiline bakıyorum. Bakıyorum derken aslına bakarsan yanlış da anlaşılmasın ama hani insana baktığın zaman bir otomatikman bir fikir oluşur ya. İlk anlarsın. Evet, ilk izlenim dediğin olan. Bir ona bakıyorum. Sonrasında şunu yapıyorum. Diyorum ki abi sen gün içerisinde ne kadar kilometre yapıyorsun? Bu yaptığın kilometrenin yaz olarak mı yapıyorsun? Kış yılında kullanıyor musun? Önemli sorular bunlar. Aslında ilk başta baktığında yaz kış muhabbetine girdiğinde otomatikman seçenekler nereden baksan işte %60-%70 oranında azalıyor. MT için örnek verirsem. Kışın da kullanıyorum, yazın da kullanıyorum dediği zaman otomatikman seçenek çok azalıyor. Ama ben yazın kullanıyorum dediğinde bu sefer skala daha da genişliyor. Çünkü birçok seçenek var. Eğer ki yazın kullanıyorum dedi, farazi konuşuyoruz. Bu sefer de şunu soruyorum. Kullanış tarzın nasıl? Gittiğin yol
nasıl? Gün içerisinde kaç kilometre yapıyorsun? Ya bunlar çeşitli sorular ama hani baktığın zaman o adamın bizim sürüş profilini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu sürüş profilini anladıktan sonra da ona uygun bir lastiği önermeye çalışıyorum. Dipnot olarak belirteyim çünkü şöyle şu da oluyor. Abi senin lastiğin bu diyemiyorum. Demek de istemiyorum. Çünkü bana göre o kullanıcının lastiği bu olabilir ama belki de ben o adamı yanlış anlamış olabilirim. Dolayısıyla vermiş olduğum lastik ya da motora takmış olduğumuz lastik otomatikmen o adamın istediği gibi çıkmayabilir. Hı, bu sefer adamın aklında şöyle bir soru kalsın istemiyorum. Lan acaba ya tabiri caizse bizim sektördeki en şey şudur. Hani iteledi mi bana muhabbeti olsun eyvallah. İstemiyorum. Eyvallah. Anlatıyorum. Seçeneği müşterinin kendisine bırakmaya çalışıyorum. Opsiyonları evet. Sunuyorsun abi. Aynen. Adama diyorsun ki bu. Aynen. Sen hangisini uygun görüyorsun? Ha, bu arada şöyle bir şey var. İnsanlar bunu pek şey yapmıyorlar ama motosiklet lastik seçiyor. Böyle bir durum var ortada. Yani bazı motorlarda taktığın aynı lastik aerodinamikten ötürü böyle bir ötme hissiyatı da ses yapabilir. Ama aynı lastiği başka bir motora taktığında yapmayabilir. Mesela böyle bu tarz durumlarla da karşılaşıyorum. Var mı hiç kafanda örnek? Var mı? Mesela var. CBF 1000'lerden bahsedelim. CBF 1000'lerde mesela Rod 2'ler ötüyordu. Ötmekten kastın ne abi? Ses yapıyor abi. Bu yol sesi değil. Bu bir rüzgar sesi gibi, ıslık gibi düşünebilirsin. Yani kas takılı olduğu halde bile o ıslığı duyuyordu. 1200 GS'lerde, Aneke 3'lerde bazı müşterilerimiz bunun aynı sesin olduğunu da söylediler. Ya bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Motor lastik seçebiliyor. Peki şimdi lastikte ben hep babamdan bunu çektim abi. Lastik almaya geleceğim. İşte o zaman özellikle ilk motora başladığım zamanlar malum baba parasıyla gelip lastik alıyorum, tamam mı? Amcamla babam beni sürekli şeyde sıkıştırıyorlardı işte. Tarihine bak. 2014 son öncesini alma, öyle olma, böyle olma falan. Paso bir tarih diye beynimin etini yiyorlardı. Evet. Ben de bunu sonrasında araştırdım ama o dönem diyordum ki tamam babam diyorsa haklıdır abi. Lastikte tarihin önemi nedir? Yani biz neye dikkat etmeliyiz? Ben 2018 senesindeyim. 2015 lastik almamalı mıyım? Şöyle söyleyeyim sana. Üreticilerin tamamıyla söylemiş olduğu şey şu. Diyor ki lastik üretildiği tarihten itibaren 10 senelik bir ömrü vardır. Lastiğin tamamı, yani tam full ömrü. 10 sene sonra çöp o. Evet, 10 sene sonra çöp. Okay. Bu 10 senenin uygun bekleme ve saklama koşullarındaysa eğer 5 senesini rafta geçirebilir. 5. senenin sonunda alıp taksam bile 3 sene daha motorun altında bir ömrü vardır bu lastiğin. Üreticinin tamamıyla söylediği şey bu. Ha bu arada sonuç olarak dispiritörlerden mal alıyoruz. Dispiritörler de üreticilerden mal alıyor. Baktığın zaman hali hazırda mesela şu an 2018 senesindeyiz değil mi? Hı hı. Ne diyelim mesela? Bize şu an 2011 lastiği bile gelebiliyor üreticiden. Çünkü üretici diyor ki arkadaş bu 10 senelik. Yani sen bunu alıp rafına koyup o sene içerisinde satabilirsin diyor. Ve bu lastik kullanılabilir diyor. Ya böyle bir durum var. Ha ekstra olarak şunu da belirtmekte fayda var. Bir lastik üretildiği tarihten itibaren 5. senenin sonunda %3'lük bir sertleşme oranına sahip oluyor. Bu arada lastikteki tarih muhabbeti şöyle gelişiyor. Ben dediğim gibi 17 senedir aşağı yukarı lastik sektöründeyim. Motorda dediğim gibi babadan oğula geçtiği için şunu biliyorum. Babamların yaşadığı sorunları biliyorum. Eskiden lastik yoktu abi. Michelin yoktu. Anlatabiliyor muyum? Türk üretimi yoktu. Ya Türk üretimi yoktu. Ya, ne bileyim yani lastik bulmak tamamıyla sıkıntılıydı. Zaten o zamanın şartlarına baktığın zaman motosiklet grubu biraz da kapalı bir. Pazar şimdi gibi geniş değildi. Tabii talep ki. Yoktu. Tabii ki yani şu an günümüzdeki markaları falan filan sayarsan o zaman %10 vardı belki de yoktu. Şöyle bir durum vardı. O zamanki üretim şartlarında lastiklerin üzerinde herhangi bir koruyucu madde yoktu. Şu an farklı markalarda, farklı şekillerde kimisinde işte silikon bazlı bir şey var, kimisinde işte silika bazlı bir şey var, kimisinde işte mum var. Yani lastiğin rafta hava almasını engelliyor. Yola yani, çıkana kadar. Evet. Anladım. Ya zaten burada lastiği taktıktan sonra bir de rodaj muhabbeti gibi bir olay. Oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Yani işte lastiğin rafta hava almasını engellediği için dolayısıyla lastik sertleşmiyor. Ha nasıl sertleşmiyor? Sen şimdi bunu alıp uygun nem koşulu ya da güneşin altında bekletmezsen sen bu lastiği, o lastik sertleşmez. Ama açıkta bırakırsan böyle o zaman aynen ömründen öyle. De yiyorsun. Koruyucu tabii. Maddeyi de engelliyorsun. Aynen okay. Öyle. Sorulan sorulardan biri şu abi. Motora uygun lastik seçimi nasıl yapılır? Şöyle örnek gidelim. Benim R25'im var. Evet. Hep de Yamaha'dan gidiyoruz ama değiştirelim. CB250R aldım. Ben motoruma uygun lastik seçimi yapacağım. Hı. Ne yapmalıyım? Birincisi şöyle bir şey yapman lazım. Mümkün olduğunca senin kullanım profiline uygun olan lastiğin ne olduğunu belirlemen lazım.
Ha, belirlemedin. X bir yere gittin. Şuna dikkat etmen lazım. Sana uygun bir lastik mi veriliyor? Verilen lastik ne? Uygunluktan kasıt? Uygunluktan kasıt şu işte. Anlattığımız gibi senin kullanım tarzına. Kullanım koşullarına uygun. Evet, kullanım koşulları senin kendi ama kullanım koşullarına anladım. Uygun mu? Bulunduğun şehirde, yerde bu arada çok önemli. Yani misal olarak söylüyorum bunu. Şimdi otobanda kullanıyorsundur. Otobanın asfaltı yine nispeten bizim şehir içerisinde olan asfaltlara göre biraz daha iyi. Orada X bir markanın en dandik lastiğini de takmış olsan çok iyi bir performans alabilirsin. Ama gel gelelim. Şey gibi değil mi abi? Lafını balda kesiyorum. İşte İRC'ler Türkiye'de çok kötü. Ama İRC'lerin yurt dışı forumlarını okuduğun zaman birçok insanın ortalamanın üstünde bir memnuniyete sahip olduğunu normal görüyorsun. Olarak. Normal olarak. Çünkü bizim ülkemizdeki asfalt koşulları yurt dışındaki formlara uygun bir asfalt koşulu değil. Kaldı ki zaten bize normal bir asfalt yok. Sadece yama 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 yama. Buna dikkat etmemiz lazım. Tabii bununla beraber ebatlarına dikkat etmemiz lazım. En büyük olay o. Ya şunu bir kere akıl mantık almaz, tamam mı? Bu motoru yapan birden fazla mühendis var. Bir motoru tek bir mühendis yapacak hali yok. İlla ki. Baktığın zaman bu adamlar bunun hesaplamasını, kitaplamasını yapmış ve ona uygun olan ebadı üzerine takmışlardır. Yani bunu büyütmek, bunu küçültmek mantıklı bir şey değildir. Ha, şöyle bir durum var. Tamam, soracağım yere geliyorsun abi. Ha, aynen. Yani muhtemelen sorularından biri odur. Ebadı büyütsek ne olur? Çok merak edilen şeyler. Bunun da sebebi şu abi. Lafını balla kesek. Sen de biliyorsun ki işte adam CBR 250 alıyor. Evet. CBR 250'nin arka lastiği yanlış hatırlamıyorsam 140. Büyük CC seviyor. Ama tabii bütçe yetmiyor. İşte başka kullanım koşulları el vermiyor. Tecrübesi yetmiyor falan. Haliyle arkayı biraz daha iri istiyor. İşte arkadan biraz daha motor büyük görünsün. Dolgun gözüksün. Herkes de diyor ki işte biz bunu büyük taksak ne olur? Ya da işte bazı insanlar da küçük takıyor. Yani bu daha nadir de genelde hevesimiz biraz daha büyüye. Ne olur? Şöyle bir durum var abi. Birincisi senin jantının iç çapı 140'a göre ayarlı. Tamam. Yani baktığın zaman diyelim ki 140 genişlik olarak bu mesafe. Şimdi sen bunun üzerine 150-160 artık her neyse taktığın zaman lastik profili olarak şu şekilde durması gerekirken sen onu 160'lık bir lastiği 140'lık canta taktığın zaman lastik otomatikman şu şekilde duruyor. Şöyle şey içe doğru. Evet. Bir sırt yapıyor. Burada sırt dediğimiz bir mevzuyu yaratıyor. Bunun sana ne gibi dezavantajları var? Bak, faydası var demiyorum. Otomatikman dezavantajları var. Birincisi, sen virajından çalıyorsun. Lastiğini bir ebat büyüttüğünü düşünüyorum. Otomatikman %10-15 dilimi arasında bir virajdan çalma. Virajdan çalma da nedir? Normalde güvenli bir şekilde yattığın dereceyi artık yatamıyorsun demektir. Yani 45 derece yatıyorsan artık onu güvenli yatamıyorsun. Evet. Belki hiç yatamıyorsun. Evet, bu böyle bir şey. Bu birincisi. Bir ikincisi, motorunu yoruyorsun. Benzini fazla harcıyorsun. Tutunma oranını azaltıyorsun. Şimdi lastik, hani şu şekilde şurada alayım şöyle göstereyim. Diyelim ki lastiğin basan yüzeyi düz gittiğimizi farz edelim. Yaklaşık olarak 2 santime 2 santim çapında. Hatta 2 santime 3 santimde diyebiliriz. Bir alan. Düz gittiği takdirde. Düz gittin. Yani tamam. Ortayı baz alıyor. Şimdi sen bu lastiği alıp şu şekilde sıkıştırırsan ne olur abi? Alanımız daralır. Ama ne oluyor? Motora yük bindiriyorsun. Benzin sarfiyatın artıyor. Yatamıyorsun. Kalkamıyorsun. Tutunman azalıyor. En basitinden olay bu. Motor 2 tekerlek abi. Araba gibi 4 tekerleğin üzerinde gitmiyoruz. Dolayısıyla yani bizim bir araba ne olursa olsun sonuç olarak stabil bir şekilde gidebiliyor. Ama motorda öyle motorda değil. Motorda 2 lastik üzerindesin. Motorda denge var. Evet. Eyvallah. Okey. Ya bunu ne kadar aza indirmek ne kadar mantıklıdır onu bilemem. Ha, bazı durumlarda şöyle bir şey oluyor. X markalar özellikle işte bir marka yeni bir motor, yeni bir model ortaya çıkardığı zaman bazen o ebatlar elimizde olmayabiliyor. Bunun sebebi de şu yani sonuç olarak üreticiler sürekli şu marka çıkarsın evet, da çıkaracakmış da bunu yapacakmış da falan filan diye hazırda beklemiyorlar. O sene üzerinde anlaşmış olduğu marka haricinde diğer markalarda böyle bir ebat olmuyor. Bu sefer de diyoruz ki ya maksimum o da bir ebat büyüğünü takabiliriz. 180-190 gibi mi? Evet yani anladım. Onu o şekilde şey yapabiliriz. Bir şekilde tölere edebiliyorsun. Ha bu arada şöyle bir durum da var. İşte bunların taban çapı var, yanak yüksekliği var, jant çapları falan filan. Hani durum tamamıyla aslında baktığın zaman biraz daha böyle hesaplamalı karışık diyebiliriz. Anladım. Gene idealini yakalayamıyorsun ama idealine evet. Yakın olabilecek şekilde hareket evet. Etmeye çalışıyorsun. Şeyi de söylemek lazım. Mesela arkayı genişlettin. Arkayı bir şekilde kontrol edebilirsin. Ama ön tarafı genişlettiğin zaman şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Gidonun ağırlaşıyor. Önün kontrolünü kaybettiğin zaman arkayı bir şekilde toplayabilirsin ama önün kontrolünü kaybettiğin zaman hiçbir zaman toplayamıyorsun. Yok, kilit mekanizma zaten. Hem frende hem gidonda. Evet. Yani her yerde ön kilit bizim için. Motor uygun lastik seçimini sorduk. Şimdi bir durum var. Bunu erken sormuşum ama buraya girelim sonra geri döneriz. Lastiğin rodajı diye bir şey var. Lastiği evet. Yeni aldım. Taktım lastiği üzerine. Hadi gazlayalım. Yemiyor abi.
bir şeylere bir dikkat etmemiz gerekir. Bir mum rodaj durumları var. Nedir abi rodaj? Ne yapıyoruz? Aslında rodaj dediğimiz o muhabbet şu. Tamamıyla markadan markaya farklılık göstermekle beraber işte 50 kilometre ile 100 kilometre arasında bir muhabbet. Ama biz burada müşterilerimize şunu söylüyoruz. 200 kilometre diyoruz. Şimdi lastiği aldık taktik. Düz bir şekilde gittin. Düz gittiğin zaman otomatikmen lastiğin ortasını yersin abi. Bu 2-2 dediğimiz muhabbette gidiyoruz. Aynen. Yani lastiği şöyle bak, hatta biraz da önümüze alayım. Lastiği düz gittiğin zaman ortasını yersin. Tamam. Dolayısıyla yanakların kalır. Şimdi sen viraja yattıkça bu yanakları yersin. Bazı markalarda lastik ısındıkça üzerindeki o koruyucu maddesini atıyor. Bazılarında atmıyor. Böyle bir durum da var. Biz de müşterimize diyoruz ki senin lastiğin yeni takıldı. 200 kilometre. Özellikle ilk bir hafta suya dikkat et. Mümkün mertebe su gördüğün zaman dik konumda girmeye çalış. Onun haricinde virajlara girerken yavaş yavaş ve kademe kademe yat. Bir anda lak diye devirme. Lastiğim yeni diye bir anda gazlama. Hop mumun üstüne gelmeyelim yani. Aslında derdimiz o. Asıl muhabbet ne biliyor musun? Yurt dışındaki standartlara uygun bir asfaltımız olsa tamam abi, istediğini yap. O zaman tutuyor. Ama bizim burada parlak asfalt dediğimiz bir mevzu var. Biliyorsun araba üzerinden geçmiş olmuş sana kaymak gibi asfalt. Ya, İzmirliler daha iyi bilir. O adam orada viraja girdiğinde bu sefer üzerinde de koruyucu madde olduğu zaman kaymaz ama kayma riski var. Müşterilerin biraz daha güvenli sürmesini söylemek için. Ekstra olarak şöyle bir şey de var. Şimdi baktığın zaman bazı motorların üzerinde disk viran var. Bazılarında kampana, eski tip balatalar var. Şöyle bir durum oluyor. Biz motorun lastiğini söküp taktığımız zaman diskin üzerindeki ve balatanın üzerindeki çizgiler, çeltikler birebir birbirini karşılamıyor. Dolayısıyla tutunma kaybı yaşıyorlar frenajda. O yüzden de bu 200 kilometre aslında. Biz burada müşteri çıkarken mutlaka hani rodaj muhabbetini hatırlıyoruz. Ha şöyle bir şey var. Gelen kişi daha öncesinde gelip lastik taktırmışsa ve biz buna aşinaysak, görmüşsek, hatırlıyorsak o zaman uyarmaya gereği duymuyoruz. Ya da abi şunu diyor. Abi rodajına dikkat et diyoruz. Ufak bir hatırlatma. Evet. Ama onun haricinde bilmeyen insanlar olabiliyor. Da abi diyoruz ki şunu yapma, bunu yapma, bunu yapma. Genelde tabii. Bu ilk kullanıcılar, işte motorun ilk kez lastiğini değiştirenler de falan oluyor. Aynen öyle. Ben yedim zamanda o zılgıtları oradan biliyorum. Peki abi şimdi merak edilen konulardan bir tanesi. Lastiğin bir ömrü var. Bir lastiği takıyoruz. Böyle hurra 50 bin 60 bin kilometre kullanalım diye bir şey yok. Evet. Bu ömür ne kadardır? Neye göre azalır? Neye göre çoğalır? Bazı lastiklerde çabuk bitiyor. Bazı hamur şartlarında çabuk bitiyor. Nedir abi lastiğin ömrü? Normal standartlarda baktığın zaman tüm fabrikalar aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Diyor ki motorun altına takıldığı tarihten itibaren, içine havayı yedikten itibaren yani. Ortalama olarak motor altında sene olarak 3 sene, kilometre olarak da 15 bin kilometre. Fakat ortalama. Şimdi sen yanlıyorsundur, lastik yakıyorsundur, hiç. Sert kullanıyorsundur, tamam mı? Otomatikman bu lastiğin 15 bin kilometre gitmesini bekleme. Ekstra olarak şöyle bir durum da var. Atıyorum Racing'ler mesela. Racing grubundan bahsedelim. Racing grubu sezon içerisinde bir takım lastik aldığı zaman şu şekilde davranırlar. Bir takım lastiği alırlar. Sezonun ortalarında veya sonuna yaklaşırken bir tane de arka lastik alırlar. Çünkü aktarma grubu arkada olduğu için biraz daha fazla deformasyon oluyor. Teker durumumuz var, bir yanlama durumumuz var. İstemsiz arka lastik. Ya işte aktarım arkada diyelim biz onu biraz söylerim, daha problem şey yok. Yapalım. Lastik üzerinde bir desen dediğimiz bir şey var. Evet. Lastik her birinin üzerinde işte bak burada daha böyle parçalı büyük desen, parçalar görüyoruz. Desen, profil yapısı. Bu desenler ne oluyor? Biz böyle bir sürü desen görüyoruz ama bunların ne kullanım şartını mı etkiliyor? Ne oluyor bunlar? Abi desenin asıl amacı şu. Tamamıyla su, toz, çamur ve benzeri bunları atmak üzerine yapılmış olan aslında bir profil kalıp yapısı dediğimiz bir şey. Buradaki olay tamamıyla şu. Motor grubuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani bir Enduro'yu baz alalım. Mesela Enduro'da birden farklı seçenek bulabiliyorsun. İşte yüzde atıyorum %70 arazi, %30 yol, %70 yol, %30 arazi. Yani. Hem kullanım koşulu, hem lastiğin bir bakıma da baktığın zaman tamamıyla işte su taliyesi, toz taliyesi, çamur taliyesi ve benzeri şekillerde gidiyor. Buna göre de tabii silika yapısı da değişiyor. Desen tamamıyla buna yarıyor aslında. Tahliye etmek için. Distribütörün önemi diye bir şey söylediniz bana buraya evet. Geldiğim zaman. Lastik alırken distribütörden almakla X bir bayiden almak, dışarıdan almak ya da işte belki ikinci el almak, bilmiyorum buna hangileri katılır ama sen daha iyi biliyorsundur. Bunun ikisinin bir farkı var ve önemli dediniz bunun için. Evet. Nedir abi distribütörden lastik almanın güvencesi mi diyeyim artık? Aslında dediğin şey doğru. Güvence tamamıyla. Şimdi X bir firmadan Grey ithalat dedikleri bir muhabbet var. Baktığın zaman burada aslında kullanıcılara hak veriyorum. Çünkü motosiklet biraz pahalı bir hobi. Evet. Lastik de baktığın zaman biraz pahalı bir parça diyelim. Parça ekipman diyelim. Diyemeyeceğim, parça diyeyim. Şimdi şöyle bir durum var. Dışarıdan Grey ithalatla getiren kişiler baktığın zaman bizim distribütörümüz
distribütörlerden almış olduğumuz fiyatları aslında müşterilere satıyorlar neredeyse. Şimdi dolayısıyla biz bunun üzerine distribütörlere baskı yapıyoruz ama her ne kadar baskı yapsak da şey gibi düşünebilirsin. Arada bir aracı var. Doğru. Bir komisyon durumu var. Tabii ki. Hangi sektör içerisinde bakarsak bakalım böyle bir durum. Hepsinde var. Dünyanın genelinde sadece ülke için bakmayalım. Misal ben niye distribütörlerle çalışıyorum? Aslında buradaki önemli muhabbet şu. Birincisi herhangi bir durumda hata çıkmaz diye bir şey yok. Hepsinde bir hata payı var. Üretim hatası olabilir. Üretim hatası ya. Çünkü üretildikleri alanları bir görseniz en ufak bir toz balon yapmasına sebebiyet verebilir. Bir seriye bile mal olabilir. Evet tabii ki. Bir seriye bile mal olabilir. Yani lastik üretimleri baktığında hani ilaç üretimi gibi yapılıyor. Şimdi o yüzden biz niye distribütörlerle çalışıyoruz? Bu gibi sorunlarla karşılaştığımız zaman karşımızda bir muhatap var. Şimdi ben ya da sen gittin X bir yerden lastik aldın. Tamam. Diyelim ki bu senin lastik aldığın yer, bayi ya da servis. Bunu Türkiye distribütörlerinden almadı. Şöyle bir durumla karşılaşıyorsun. Lastikte bir sıkıntı çıktığı zaman birincisi tamamıyla ya senin satın aldığın yer ya da senin satın aldığın yerin satın aldığı yer. Sana bir güvence vermek zorunda. Ama bizde öyle bir durum yok. Ben buraya gelen herhangi bir müşterim atıyorum Antalya'da lastiğini taktırmış olsun. Buraya gelsin. Üzerinde herhangi bir fabrikasyon hatası olmuş olsun. Direkt bunu distribütörden birebir değişim garantisi alabiliyorum. Tabii kullanım kaynaklı olmaması lazım. Tabii yani bu kullanıcıyla ilgili bir sorun ya da kullanıcının yaratmış olduğu bir sorun değilse lastikte gerçekten fabrikasyon üretim hatası varsa o zaman otomatikman biz burada değişimi sağlayabiliyoruz. Şimdi ben dışarıdan 1050 liraya bir lastik alabilirim. X bir marka. Evet. Buraya gelip 1150 liraya alabilirim. Evet. Ama 1050 liraya aldığım lastiğin başına bir şey geldiği zaman bir muhatap bulamayabilirsin. Bir muhatap bulamayabilirim. Muhatap bulsan da değiştirmeyebilirler. Bir de öyle bir durum var. Tabii ki. Yan yattı çamura battı olabilir. Marka distribütörü olduğu zaman tamam abi üretim hatası bu biz bunu alalım. Sana bu ürün yenisini verelim ya da işte bunun çözümü budur. Bu arada onu da değinmişken söyleyelim. Markadan markaya göre de farklılık gösteriyor bu. Güvence yani, mi? Güvence muhabbeti atıyorum. Evet diyelim ki X bir markada fabrikasyon bir hata var. X marka birebir değişim verirken bir başka X bir marka şunu diyebiliyor. Kullanım ömrü ne kadar? Atıyorum 5000 kilometre kullanmış bu lastiği. 5000 kilometre sonra ortaya çıkmış. Kullanım ömrünü düşüp ondan sonra yerine yeni bir lastik verebiliyorlar. Nasıl yani? Şöyle diyelim atıyorum. Road 4 aldık. 5000 kilometre sonra bir sıkıntı yaşadık. Tamam. Burada marka şunu söylüyor. Diyor ki kaç kilometre kullanmış bu lastiği? Faturadan biz servis kayıtlarımızdan bakıyoruz. Diyoruz ki işte 5000 kilometre kullanmış. Lastiğin liste fiyatı atıyorum 1000 lira. 1000 lira üzerinden bu lastiğin ortalama ömrü 15000 kilometre gibi farz edersek ne diyor? 3'te 1'ini kullanmış bu diyor. İşte 1000 liranın 3'te 1'ini düşüyor. Kalan paraya iade ediyor. Ya da diyor ki arkadaş ben sana bu lastiği takayım. Bana bu kadar bir ücret öde. Kimisi de direkt bunu birebir değişim olarak yapıyor. Bu markadan markaya göre değişken. Protokollerine göre değişiyor. Eyvallah, değişkenlik gösteriyor. Sorularıma cevaplarımı aldım. Seni de böyle Instagram'dan gelen sorularla bayağı bir kitledik. Lastik konusunda bayağı böyle burada tabii siz bilmeseniz de biz 55 dakikadır burada konuşuyoruz lastik konusunda. Teşekkür ettik. Program birden sonra bir daha kitlemiş olduk. Aynen. Herhalde bir soru işaretimiz kalmamıştır artık. Yani soru muhtemelen olacaktır. Belki farklı şeyler olacaktır. En azından videonun altına yorum olarak atarlar. Belki başka bir bölümden çekeriz. O bölümün altında sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Değişimle ilgili çekebiliriz. Tamirle ilgili çekebiliriz. Evet, bir şeyler yaparız. Lastik konusuna baktığın zaman işte lastik alma konusu farklı, tamir konusu farklı, değişim konusu farklı. Aslında 3 farklı bölüme bile ayrılır. Evet, Alper abiye sorunuz olursa Instagram'dan Zen Motor kullanıcı adıyla kendisine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ettik. Rica ettik. Kendinize iyi bakın. Umarım lastik hakkında bilgilere sahip olmuşsunuzdur. Kendinize bir şey katmışsınızdır diyelim. Videomuzu beğendiyseniz beğenebilir. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Soru işaretiniz varsa kafanızda ya da video ile ilgili yorumunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Keza lastikle ilgili merak ettiğiniz, daha doğrusu arkadaşlarınız merak ettiği şeyler varsa sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu onlara gönderebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Benim değil ama bir arkadaşımın sorusu vardı. Bir arkadaşımın, bir arkadaşım. Kuzenimin bir sorusu vardı. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kestik. Niye sallamıyorsun? Ben sallamıyorum. Neden? Aa kayıtta değilmişim.